Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Merhabalar, yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Bu hafta Çepeçevre Yaşam'da Göl Marmara konusunu ele alacağız. Göl Marmara ile ilgili birkaç program yapmıştık. Şimdi Göl Marmara tabelasının yanındayız. Arka tarafta da göl var. Gölü birazdan gidip sizlere göstereceğiz. Göl Marmara ne yazık ki son 15-20 yıl içerisinde kuruyan ya da kurutulan göllerimizden birisi. Yanlış su ve tarım politikaları nedeniyle Ege bölgesinin en önemli sulak alanlarından, göllerinden birisi olan Göl Marmara Gölü kurudu. Ne kadar kurudu? Bu bölge aynı zamanda hem balıkçılıkla geçinen bir bölgeydi, hem de bu göl civarında yaşayan su kuşlarının, su canlılarının da eviydi burası. Ne hale geldi? Bu bölgedeki balıkçıların geçim kaynakları ne oldu? Bu bölgede yaşayan kuşların yaşam alanları ne oldu? Onu birazdan gidip göreceğiz. Tabelayı görüyorsunuz. Sulak alan Göl Marmara. Hemen yan tarafta yine UNESCO'nun bu gölle ilgili koruma altında olduğuna dair ibareler var. Ve yine bu bölgenin jeopark olduğunu gösteren tabelalar var. Etrafta zeytinlikler ve meyve bahçeleri var ama şimdi Göl Marmara ne hale gelmiş? Gelin gidip hep birlikte görelim. Göl Marmara Gölü'nün kıyısındayız ve bir kayığın hemen kenarına yaslanmış durumdayız. Şimdi bu kayıklar çok değil, 5-10 yıl önce bu gölde balık avlıyordu ve bu bölgedeki insanlar bu kayıkların yardımıyla balıkçılık yapıyorlardı. Geçimlerini balıkçılıkla sağlıyorlardı. Şimdi gördüğünüz gibi bölgede benim sayabildiğim 5-6 tane böyle kayık var, karaya çekilmiş durumda. Çünkü Göl Marmara'da bir damla su yok. Şimdi yakınına kadar gidip Marmara Gölü'nün yüzeyini size göstermeye çalışacağız. Ama buradan gördüğümüz kadarıyla tamamen kupkuru bir arazi haline gelmiş. Göl Marmara nasıl kurudu, neden kurudu? Aslında çok ilginç bir öyküsü var. Onu da anlatacağız sizlere. Ama şu an için bu kayıkların burada üzünlü bir şekilde durması, insanların, bu kayıklardan geçinen insanların, köylülerin geçim kaynaklarının bu şekilde çürümeye terk edilmesi başlı başına ciddi bir sorun buradaki insanlar açısından. Bu kayığın içinde de bulunduğumuz kayığın içinde de burada sanırım 1,5 seneyi geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir etkinlik yapmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı bir etkinlikti. Orada dağıtılan kumanyaların
İşte onlardan kalan kapkacak var. Maalesef buradan toplamış ve bu kayığın içine konulmuş. Çöp gibi kullanılıyor bir anlamda kayık. Başının kayığıymış. Bu kayık da göle en yakın kayıklardan birisi. Geçen geldiğimizde bu kadar ot yoktu çevresinde. Bu sefer bayağı bir ot birikmiş. Onbaşının kayığıymış. Maalesef şu anda kaderine terk edilmiş durumda. Bu kayıkların bu göl eski haline gelip bu kayıkların tekrar göle açılma olasılığı maalesef yok. En azından bilim insanlarının söylediği bu. Marmara Gölü'ne çeşitli yerlerden su getirme projeleri var ama bu göl o getirilen, dışarıdan getirilen suyla doldurulsa bile eski Marmara Gölü olmayacak. Çünkü buranın kendine özgü suyun bir kimyası var, bir yapısı var. Dışarıdan getirilecek su başka bir su olacak. Ve buradaki eski Marmara Gölü'nün ekosistemi o dışarıdan getirilen suyla aynı hale gelmeyecektir diye düşünüyorum. Zaten burayı dolduracak bir su da bu bölgede yok. Geldiğimiz yolun üzerinde bir Ahmetli regülatörü vardı. Güya oradan alınacak suyla bu Marmara Gölü doldurulacaktı. Ama maalesef orada da bir avuç su akıyor. Göl Marmara'nın kıyısına geldik. Şimdi ne hale gelmiş onu göstereceğim size. Tabii uzaktan bu gölün yüzeyini gördüğümüzde ne olduğunu anlamadık. Yani gri bir tabaka halinde idi gölün yüzeyi. Yanına geldiğimizde olayı çözdük. Buralarda eskiden su vardı. Şimdi ise evet bir taraftan da çekim yapıyorum. Buraları tamamen sürmüşler. Yani traktörlerle sürmüşler. Gölün tabanındaki altını üstüne getirmişler. Hemen karşımızda bir ılgın ağacı büyümüş. Burasını göl kuruduğu için çevre köyler tarla yapmak için sürmüşler. Ama bu ne kadar yasal? Çok da emin değilim. Bu kağıt üzerinde de olsa bir göl olarak görünüyor ve sulak alan olarak görünüyor ve koruma altında. Ya tabii çok garip. Ege bölgesinin en önemli göllerinden birisi burası. Göl Marmara. Buradan gelen balıkları anımsıyorum ben İzmir'e. Abartısız yani 1 metreyi bulan neredeyse balıklar gelirdi buradan. Ama şu anda tamamen kurumuş durumda. 2 sene önce geldiğimizde şu karşı tepelerden çekim yaparken ileride gölün ortasında siyah noktalar vardı. Bu siyah noktalar ne diye yanımdakine sorduğumda orada bir avuç kalan suyun içerisinde beslenmeye çalışan su kuşları olduğunu söylediler. Tabii bugün bölgede bir tane kuş yok. Sadece rüzgar var, sadece rüzgarın sesi var. Oysa burası hakikaten çok değil 15-20 yıl önce tam bir cennetti. Sular vardı ve suyun getirdiği bir canlılık vardı. Ama şimdi yavaş yavaş çevresi de çölleşiyor gördüğünüz gibi. Yani sapsarı geçmiş yan taraftaki. Bu gördüğünüz göl yüzeyi de sürülmüş ve burayı da aynı şu yan taraftaki tarla gibi ekecekler. Eğer izin alabilirlerse dediğim gibi başta burası hala bir göl ve sulak alan bir hukuki süreci olması lazım. Ama işte Anadolu'daki onlarca
gölümüz ve sulak alanımız gibi Göl Marmara Gölü de tamamen kurumuş durumda. Evet, Göl Marmara'nın ortasından bir yol yapmışlar. Şimdi o yolla gidiyoruz. Bu yolda biz tesadüfen keşfettik. Tekeloğlu köyünden girdik aslında Göl Marmara'ya. O tabelaların UNESCO işte sulak alan Göl Marmara tabelasının olduğu bölgede çekimler yaptık. Sağlı sollu Göl Marmara'nın yüzeyi tamamen sürülmüş ve tarla haline getirilmiş. Ama bu yoldan haberimiz yoktu. Tesadüfen gördük ve girdik. Yol bayağı da geniş, yani 2-3 aracın neredeyse, tabii 3 araç bile yan yana sığabilecek bir yol. Evet, bir yol da buradan gidiyor. Gördüğünüz gibi. Yani gölün içerisinden şu anda 4 yol ağzına geldik. Yol yapmışlar. Sağa giden bir yol var, sola giden bir yol var ve doğru giden bir yol var. Biz ne tarafa gidelim şimdi? Sağ sol doğru mu gidelim? Bura nereye gidiyor bilmiyoruz biz. Yolumuzdan dönmeyelim bence. Düz gidelim. Sanki burası daha geniş görünüyor. Biz hiçbir tarafa dönmeden geldiğimiz yoldan dümdüz gidelim bakalım. Ama sağ ve sola doğru yol ayrılmış. Bir zamanlar Marmara Gölü olan bu yerin ortasındaki yolun üzerindeyiz. Yol gidiyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Çok ilginç hakikaten ya. Yani bu yol herhalde köylüler tarafından yapılmamıştır. Yani gölün ortasına yol yapmak herhalde karayollarının falan işidir diye düşünüyoruz ama şimdi burası aynı zamanda hala sulak alan koruması altında olan bir yerde yollar yapılmış. Dört yol işte böyle gidiyor, böyle sağa sola, önünde arkamda yollar açılmış. Şu anda Göl Marmara'nın ortasında gidiyoruz. Gidiyoruz gündüz gece. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Marmara Gölü'nün ortasında söylüyorum arkadaşlar bu türküyü. Bu türkü belki de ilk defa böyle bir yerde ortamda söyleniyordur. İşin dalgasındayız ama gerçekten çok ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Yani gölü kurutmuşlar, ortasında neredeyse otoban yapmışlar. Şu an Marmara Gölü'nün ortasındaki yoldan gidiyoruz. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale. Gehalaya gahı güle. Erişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Var. Bakalım da benzinimiz bitmesin yani. Git bitmiyor yollar. Kalmayalım gölün ortasında. Bak şuralarda balıkçı şeyler var. Şimdi şunu çekelim bak. Evet, burası ne kadar kurumuş ve üzerine yol yapılmış olsa da gördüğünüz gibi hala bu bölgede, bu gölün üzerinde balıkçılık yapıldığına dair işaretler, izleri bulmak mümkün. İşte bu bir ağ, yolun kenarına atılmış. Gölün ortasındaki o yol bitti. Bir sağ, bir sola yol ayrıldı. Biz
sağdaki yolu tercih ettik ama bu yolda sola doğru ayrıldı ve ileride böyle daha yeşillik bir alana doğru gittiği için bu yoldan gidelim dedik ama bu yol bizi nereye götürür bilmiyoruz açıkçası. Hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. Ve buradan dönmemiz de çok mümkün görünmüyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Umarım bir yere çıkarır bir yol bizi. Yoksa Marmara Gölü'nün ortasında dolanıp duracağız yani. Buralar ekilmiş daha önce. Yani göl yüzeyinde bir yer gibi görünmüyor burası. Bildiğimiz tarla gibi bir yer burası. Burada da yol ikiye ayrılıyor. Evet. Soldan mı gidelim? Bence şurası köy içine gidiyormuş gibi. Şuradan gidelim. Dağımız, Bahçeşehir Dallası, diken, çadır diken, solumuz sazlık. Bak ama yol dönüyorsa sorun değil ama yol devam ediyorsa o dikenlerin üzerinden gitmeyelim artık. Sondaj borusuymuş bu da. Burada nasıl geçeceğiz geçeceğiz? Teyzeme sor bakayım yola nasıl çıkacağız? Merhabalar. Ana yola çıkmak istiyoruz ama böyle devam etsek çıkabilir miyiz? Bak. Ana yola. Ana yola bak. Bak önden araba gidiyor bak. Ha beyaz araba. Ha beyaz araba. Çıkart kanalın tepesinden böyle ana yola gidersiniz. Tamam. Bu sandallar size mi ait? Kayıklar. Abi size ait değil onlar. Başka komşuların. Komşuların anladım. Ha. Ne yapıyorsunuz? İyi dolaşmaya geldik. Göle bakalım dedik. Göl ne hale gelmiş öyle teyze ya? Kurudu abam göl. 10 sene oldu ya. Sürmüşler bir de. Tarla mı kaldı? Kavga ettiler. Gizemler oraların Salli'den geldiler. Kavga ettiler ya kadar. Onu vurdu. Motor arabalarını yaktılar. Öyle mi? Öyle mi? Bana sene oldu burada. Adamlar birbirlerini vurdu. O gizemler koca böyle motorları vardı. Onları hep yaktılar. Göl Marmara dedin mi? Sorarsın zaten. Tamam. Yolda adam çok. Tamam. Göl Marmara'ya gideceğiz zaten. Tamam. Göl Marmara'ya gittiğiniz. Tamam. Teyzeciğim sağ ol. Sağ olasın. Hadi görüşmek üzere. Hadi hoşça kal. Şu kayıkları çekelim bize. Şurada şuraya gelince çekersin. Merhabalar. Göl Marmara'ya gitmek istiyoruz ama nasıl gidebiliriz? Evet, Göl Marmara çekimlerimizi burada sona erdireceğiz. Bulunduğumuz yer Göl Marmara ilçesine çok yakın bir yer. Şimdi sizlere Göl Marmara'nın kuruması öyküsünü anlatacaktım. Aslında öykü biraz da İzmir'in içme suyuyla ilgili. Ne alaka İzmir'in içme suyu diyeceksiniz. Çünkü burası İzmir'e 1,5 saat mesafede. Ama İzmir'de yapımı planlanan Çamlı Barajı, Efem Çukuru Altın Madeni Havzası'nda kaldığı için AKP hükümeti barajı değil altın madenini tercih etti ve baraja ÇED olumlu kararı, ÇED izni yani yapım izni vermedi. O dönem İzmir'in içme suyu nereden gelecek diye soranlara da İzmir'in içme suyu gibi bir sorunu yok. Biz Gördes Barajı'ndan İzmir'e içme suyu vereceğiz. 2040 yılına kadar da İzmir'in su ihtiyacı kalmayacak demişlerdi. Ve nitekim Efem Çukuru'na altın madenini yaptılar. 12-13 yıldır o altın madeni İzmir'e 20 kilometre uzaklıkta faaliyetine devam ediyor. Gördes Barajı da yapıldı. Ama aradan geçen 11-12 yıldır Gördes Barajı'ndan İzmir'e bir damla dahi su gelmedi. Çünkü
Gördes Barajı'nın altı dibi delikti ve gelen sular da bu deliklerden kaçtığı için baraj su tutmadı. Şimdi peki Göl Marmara ile ilgisine? Göl Marmara ile de ilgisi şu: Gördes Barajı'nın dolması için Göl Marmara'ya akan bütün dereler, nehirler Gördes Barajı'na yönlendirildi. Doğal olarak bu gölü, Göl Marmara Gölü'nü besleyen akarsular da baraja aktığı için Göl Marmara beslenemedi ve bir süre sonra da çok değil 10 yıl içerisinde işte sizler de gördünüz kupkuru bir çöl haline geldi. Şimdi biz gölün içerisinden geçen yoldan doğru gelip buraya kadar geldik ve geldiğimiz Sazlı köyünde bir köylü kadın o gölde sürülmüş artık tarla haline getirilmek istenen gölde çok ciddi paylaşım sorunlarının ortaya çıktığını söyledi. İnsanların birbirini yaraladığını, araçlarını yaktığını vesaire söyledi. Yani gölün kuruması ayrı bir felaket. Göl kuruduktan sonra bu çevrede yaşayan insanların bu gölü geçim kapıları yapmak için ortaya koydukları, birbiriyle yaptıkları mücadele, dalaş da ayrı bir felaket. Ve ciddi sorunları sadece ekolojik anlamda değil, toplumsal anlamda da Marmara Gölü'nün kuruması çok ciddi sorunlara gebe gibi görünüyor. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.